Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Öncelikle bir kase bir çay kaşığı kuru maya, bir çay kaşığı tuz, bir bardak soğuk su, ve toplam 2,5 bardak un ilavesi yaptım. Çok lezzetli bir hamur işi tarifi paylaştım. Belki de bu tarifi ilk defa burada göreceksiniz. Denedim ben. Gerçekten de muhteşem bir sonuç elde ettikten sonra hemen yayınlamak istedim. Ve de aynı zamanda bol miktarda yeşil soğan kullandım. Kullanmış olduğum un oranına göre de çok az miktarda maya kullandım. Eminim deneyen herkes çok beğenecek ve de iyi ki de bu şekilde yapmışım diyeceksiniz. Sizlere lezzet garantisi veriyorum. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu da sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyorum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ederim. Hamuru yaklaşık olarak 4 veya 5 dakika boyunca güzelce yoğurduktan sonra hemen bir kaba alıyorum ve ortalama 30 dakika boyunca dinlendireceğim. Sadece malzemelerimi, diğer malzemelerim hazırlanana kadar bu hamuru dinlendireceğim. Bu kadar dinlenmesi yeterlidir. Toplamda bir demet yeşil soğan kullanacağım. En önemli püf noktası bu hamurun içinde mutlaka yeşil soğanın ince ince doğranmış olmasıdır. Bu çok önemli. Çünkü biraz sonra göreceksiniz parmaklarımı hafifçe bas uygulayarak açacağım. Eğer çok fazla kalın veya iri doğrarsak açma işlemini yaparken hamur mutlaka yırtılacaktır. O yüzden ince ince doğramak çok önemlidir. Hamuru yaklaşık olarak 35 veya 40 dakika boyunca mayalanmasını bekledim. Ardından hemen tezgahı birazcık unlayarak yaklaşık olarak bir 5 saniye boyunca hamuru yoğuracağım ki gazı gitsin diye ardından da 12 eşit bezeye ayıracağım. Hızlı bir şekilde hamuru toplamda 12 eşit bezeye ayırdım. Yine ondan yardım alarak ve diğer malzemeleri de hazırlamıştım zaten. Soğanları, yeşil soğanları ince ince doğradım. Ben bir miktar da kaşar kullanacağım. İsterseniz kaşar yerine beyaz peynir veya sevdiğiniz peynirlerden de kullanabilirsiniz. Yumuşak bir hamur kullandığım için her aşamada tabii ki de undan yardım alıyorum. Bu arada hemen şimdi bezeleri nasıl açtığımı da göstermek istiyorum. Hemen bir tane bezeyi aldım ve parmaklarımın uçlarıyla hafifçe bası uygulayarak birazcık büyüttüm. Eğer isterseniz tabii ki de merdane de kullanabilirsiniz ama böyle kalın bir oklava kullanırsanız bu tarz hamur işlerinde işinizi kolaylaştıracaktır. Hemen şöyle birazcık büyütüyorum. Çok fazla büyütmenize gerek yok. Çay tabağından birazcık büyük olması yeterlidir.
bezeleri açtım. Görmüş olduğunuz gibi çok fazla büyük değil. Yamuk olması hiç önemli değil. Çünkü biraz sonra uçlarını katlayacağım. Hemen hızlı bir şekilde açtım. Tabii ki de burada hamurların hepsini açtığım için yapışmaması için altında unladım. Hızlı ve de seri olmamız gerekiyor. Bu arada tavayı da ocağa koydum. Şu anda tava ısınıyor. Ben zeytinyağı kullandım. Eğer isterseniz tereyağı veya ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı yeşil soğan ve birazcık da kaşar ilavesi yaptım. Ve parmaklarımın uçlarıyla hemen kapatma işlemini yapacağım. Size detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Ve yine geldik en önemli püf noktasına. Bu işlemler bittikten sonra ellerimle hafifçe bası uygulayarak açabildiğim yere kadar açıyorum. Yani ne kadar çok inceltirseniz o kadar iyidir. Şimdi hemen pişirmeye de başlayacağım bu arada. Bakın görmüş olduğunuz gibi hafifçe bası uygulayarak hamuru açabildiğim yere kadar açıyorum. Tabii ki de bu aşamada hamurun yırtılmamasına özen gösteriyorum. Ama yırtılırsa da tabii ki de çok da önemli değil. Ama yırtılmaması daha da iyi olacaktır. Hem görüntü açısından hem de yırtılırsa eğer peynirler tavaya akar ve de hoş olmaz. O yüzden mümkün olduğunca aynen bu şekilde hafifçe bası uygulayarak hamuru açabildiğimiz yere kadar açalım. Ben bütün bu işlemleri seri olarak peş peşe yapıyorum. O yüzden de çok fazla zaman almadı. Hemen dakikalar içerisinde hazırlamış oldum. Şimdi hepsini peş peşe seri bir şekilde hemen pişirmeye başlayacağım. Tavayı ısıttım. Tavaya birazcık ayçiçek yağı ve biraz da zeytinyağı ilavesi yaptım. Şimdi orta ateşte, ocağın şu anda o en büyük gözünde ve orta ateşte, yüksek ateşte sürekli olarak çevirerek pişirmeye başlayacağım. Zaten çok kısa bir süre içerisinde pişecektir. O yüzden hemen tavadan alıp masada servisini yapabilirsiniz. Sıcak servise uygun bir hamur işi tarifidir. Başından ayrılmadan sık sık çevirerek pişiriyorum. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Tavsiye ediyorum. Hiçbir yerde bekleme yapmadım çok fazla. Hemen seri olarak bu aşamaya kadar getirdim. Hemen sıcak servise dediğim gibi uygundur. Hemen servisini yapıp
Sıcak sıcak afiyetle yiyebilirsiniz. Biraz sonra zaten detaylı bir şekilde dokusunu da sizlere göstereceğim. İlk tavayı aldım. En önemli püf noktası tavayı sildim. Çok önemlidir burası. Sildikten sonra da yine kızartma işlemine devam ettim. Ve yeşil soğanlı pişler artık hazır. Gerçekten de çok lezzetli oldu. Şöyle hemen içini açıp göstermek istiyorum. Bol yeşil soğan kullandık. Az maya kullandık ve az yağ kullandık ve ortaya gerçekten de böyle şahane bir sonuç çıktı. İsterseniz sabah kahvaltısına veya işten geldiğiniz zaman, bir misafiriniz de geldiği zaman hemen şipşak hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi sıcak servise uygun bir pişi tarifidir. Hemen şöyle içini açıp göstermek istiyorum. Hamuru yumuşacık. İçi de görmüş olduğunuz gibi çok güzel pişti. Hemen sıcak sıcak göstermek istiyorum. Gerçekten de çok lezzetli. Yapımı da çok basit bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Yine her zaman olduğu gibi lezzet garantisi veriyorum. Gönül rahatlığıyla bu tarifimi deneyebilirsiniz. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Umarım bu pişi tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.